bak yanlış anlama. Muhtar yine sensin. Ne de olsa seçiminle geldik. Bizim milli iradeye saygımız sonsuz. Yalnız bu gelen şirketlere karşı geçici olarak Berat muhtar olsun diyen ben. Hadi oradan, dünyada olmaz. Ben bu çakalı muhtar mı olurum, emanet etme. Ya bak kendi ağzınla diyen ne diyor? Çakal diyen bak. Bizim o şirketlere karşı şöyle mücadele edebilecek çakala ihtiyacımız var. Ya Berat ne de olsa İstanbul görmüş adam. Ağzı laf yapıyor. Ya İstanbul'a gitmiş de müftü mü olmuş? Adam mı çakladı geldi? Salih, özel meselelere girmeyelim. Yer değil bura, anladın mı? Anlasam ne olacak? Sör baba. Ya dibine koydun dübbü. Hem de elini aşağı, ya. Bu elini götüne sokarın. Sürahi gibi dolanıp durarsın. Lan, lan ne diyorsun? La muhtarla Berat yine dalaşıyor. Duyuyoruz mu? Duymadım. Duymayın. Anlaşılan Berat yine haksızlığa dayanamayan. Muhtarın öteki kulağını da kesmese bari. Ya Berat. Şu İstanbul'daki olayın aslında şunu bir anladın mı bakayım ya? Ya ben haksızlığa dayanamayan. Ben bir haksızlığa uğradım. Çıkan kavgada birinin kulağını keseceğim ben. Kesme bir şey değil, biri doğramış. Doğradın mı la? Ha, kulağı keseceğim. Kulağı versem kulağı benden almak isteyecekler. Kulağı diktireceklermiş. Kulak elimde, ben hem doğrayan hem arkamdakilerden kaçıyan. Allah Allah, sen de az psikopat değil misin lan? Ben haksızlığa dayanamayan. Ben sana ne haksızlık ettim ne benim kulağımı kestin öküz? La yine olsa yine keserin. Gibine kodu. Malına dalarına ben de senin dibine kodum. Lan yine başladınız konmaya. Lan sen bunun teyzesinin oğlu değil misin oğlum? Lan bu da senin teyzenin oğlu değil mi? Ne koyup duruyorsun lan? Tamam. Lan! Şşş! Yeter lan!